otağımızı kuracak ve oradan inşallah 780 bin kilometre karelik vatan topraklarımızı seyredeceğiz, izleyeceğiz ve gençlerimizle, milletimizle inşallah orada bir arada olacağız. Süleyman Şah'ın İznik'te kurduğu düz sayesinde Anadolu'daki ilk devletimizi ne yaptık? İnşa ettik. Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü çınarın kökleri milyonlarca kilometre karelik bir devletin sınırlarını oluşturdu. Ülkenin en karanlık günlerinde Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarken hayalini kurduğu yeni devletimizin bir asrını tamamlamaya ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Bugün bizim hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz, mücadelesini verdiğimiz 2053 ve 2071 Türkiye'si için önce 2019'dan güçlü bir şekilde çıkmalı, ardından 2023 hedeflerimizi hayata geçirmeliyiz. İşte biz bunun için ne diyoruz? Tek millet. 80 milyon tek millet olacağız. Ne diyoruz? Tek bayrak. Bizim bayrağımız belli. Ve bu bayrağımızın rengi şehidimizin kanının rengi. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Toprak öyle tarladan oluşmaz ha. Bu vatan denilen şey uğrunda eğer şehit kanlarıyla yoğrulmuşsa vatan sıfatını alır. Ve bizim 780 bin kilometre karelik bu vatan toprakları şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Ve dört, tek devlet. Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş, yok böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim, başka bir devletimiz söz konusu değil. Kimse herhangi bir arayışın içerisine girmesin. İşte biz bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizimle bu hedefleri paylaşan, bu ilkeler etrafında buluştuğumuz herkesle birlikte yol yürümeye, omuz omuza çalışmaya varız. Eyvallah. FETÖ gibi, PKK gibi, DAEŞ gibi, DAEŞ-KPC gibi ihanet örgütleriyle, terör örgütleriyle birlikte hareket etmediği sürece kökeni, meşrebi, yaşam biçimi ne olursa olsun herkese gönlümüz ve kollarımız açıktır. Unutulmamalıdır ki canımız pahasına yürüttüğümüz bu mücadeleyi şu partinin veya herhangi bir siyasetçinin çıkarı değil, ülkemizin ve milletimizin bekası için veriyoruz. Hiç kimsenin kendi çıkarı veya saplantıları uğruna bu mücadeleye darbe vurma hakkı yoktur. Biz bu anlayışla kendi partimizde köklü bir değişim sürecini başlattık. Diğer partilerin de aynı anlayışla kendilerini yenilemelerini, yaklaşımlarını ve söylemlerini gözden geçirmelerini bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ben bu duygularla bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, bu gazi mekanı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Mahallelerinizdeki mahallelerinizdeki, köylerinizdeki kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi, selamlarımı iletmenizi özellikle sizlerden rica ediyorum.
Biraz sonra yemekte tekrar bir arada olacağız. Ardından sizleri zaten heyetler halinde uğurlayacağım ve böylece programımızı tamamlamış olacağız. Hemen yukarıda buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Ve yine bu vesileyle şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm İslam alemi için Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.